Merhabalar, For Life TV'de Sessiz Dostlar programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Maltepe'de bulunan VetVet Veteriner Kliniği'nden veteriner hekim Ali Orhan'la yaptığımız röportajımıza yayınlayacağız. Röportajımızın içeriği kedilerimizin ve köpeklerimizin beslenme alışkanlıkları, mama tercihleri ve sonraki bölümlerde sağlık ve kısalaştırma diye devam edeceğiz. Ama bu haftaki bölümümüz beslenme. Şimdi röportajımıza bakalım. Merhabalar. Bugün Maltepe'de VetVet Veteriner Kliniği'nde Ali Orhan hocamızla birlikteyiz. Hocam, mama seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Yani bunun özelliği, içeriği, ben gittim, kedi mama. Ya şimdi burada şöyle bir şey var ya, bu işte marka diyelim, işte şu marka, bu marka. Biz genelde işte belli markaları öneriyoruz hayvanın sahiplerine. Buradaki ana espri bende şöyle bir şey. Biz bir markayı aşağı yukarı 3-5 yıl takip ediyoruz. Yani yiyen hayvanların genel durumunu gözlemliyoruz. İşte tüy döküm var mı, egzama var mı, alerji yapıyor mu, işte tuvaletle ilgili ishal yapıyor mu? Biz zaman içerisinde o markanın iyi ya da kötü olduğunu gözlemliyoruz. Sonra diyoruz ki tamam, şöyle bir şey, yani iyi bir mama önemli beslenme konusunda. Çünkü bizim özellikle kedi sahipleri için söyleyeyim, çok şiddetli tüy döküm problemi yaşadıkları için sağlıklı iyi bir mamayla beslenen kedide tüy döküm problemi, işte egzamaydı, alerjiydi, kaşıntıydı, bu tür şikayetler çok azalıyor. Yani biraz pahalı mama, iyi mama aslında. Yani marka söylemeyeyim ama diğer mamalar, ucuz mamalar bir şekilde zaten çok ciddi sağlık problemleri yarattığı için aslında maliyet olarak pahalı mamayı geçiyor. Evet. Bence iyi bir mama seçerlerse, o veteriner, gittiği veteriner zaten ona seçenekleri sunar, şu markalar diyebilir. Onlardan birini. Bildik markalar var zaten, hayvan sahipleri zaten biliyorlar. Peki iyi mama, kötü mama derken hangi içeriğe bakarak biz bu ayrımı yapabiliriz? Yani ben bir mamanın arkasına baktığımda protein değerlerine... Oradan anlayamaz. Anlayamaz. Hayır. Aşağı yukarı bütün mamaların arkasında işte yüzde atıyorum 16 protein var, 20 bilmem ne var falan. Hepsi aşağı yukarı aynı rakamlar. İçerik olarak aşağı yukarı birbirine yakın içerikler görüyoruz. Bu tek başına bizim oradan okuyarak karar vereceğimiz bir şey değil. Bu bir. Ben mesela tavuk içeren, tavuk proteinli bir mamanın kullanılması çok önermem. Tüy dökümü, alerji konusunda tavuk proteini biraz özellikle kedilerde, köpeklerde de problem yaratıyor. Dediğim gibi biz buradan şu, yani yıllar içerisinde o mamanın gerçekten kaliteli olduğunu biz deneyimleyerek karar veriyoruz. Yoksa mamanın içeriği şuymuş, bu varmış, şu yokmuş diye baktığında bir yere varamazsın. Dediğim gibi hepsinin aşağı yukarı protein değerleri, yağ değerleri birbirine çok yakın. Oradan bir sonuca varamazsınız. Bence orada veterinerin tavsiyesi önemli. Evet. Gittiğin veteriner sana hangi mamayı öneriyorsa onunla yola devam etmek gerekir. Evet. Çünkü beslenmeye bağlı problem çıktığında zaten veteriner sana önerdikçe o sorumluluk veterinerde olmuş olacak. Evet. Bence veterinerle bu işi götürürse iyi olur. Evet. Veya denemeler yaparak, minik paketler halinde. Denemezsin çünkü olumsuz sonuçlar çok uzun zaman sonra çıkıyor. Yani atıyorum bir yıl sonra ortaya çıkacak. Yani diyelim ki bir yıl sonra. Evet. Şiddetli tüy döküm problemi ortaya çıkacak. Hasta sahibi bunu deneyimleyemez. Evet. Bunu deneyimlemeye kalktığında çok seçenek var. Buradan bir yere varamaz. Yani burası kaos olur. Evet. Veteriner önerecek, onunla devam edecek. Evet. Şimdi sokak beslemesi, orman beslemesi yapan arkadaşlarımız da var. Tabii böyle bir durumda hani biraz maliyeti de... Orada ekonomik bir tablo var. Evet. Burada... Yani ekonomik ve sağlıklı bir şekilde beslememiz... İkisi birlikte olmuyor şimdi. Çok zor. Hem ekonomik olacak, hem sağlıklı olacak. Hem ucuz olacak, hem sağlıklı olacak. Böyle bir şey yoktur. Sokaktaki hayvan, diyelim ki ormanda köpeği beslemeye gidiyorsun. Zaten aç. Yani şu marka olsun, bu marka olsun. Burada konuşmak çok anlamlı değil. Peki, doğal ürünler için ne düşünüyorsunuz? Yani kedi ve köpekler için evde hani işte onlar için faydalı olan sebzeler var mıdır? Doğal bazen duyuyoruz. İşte ben pirinçte tavuk suyunu karıştırıyorum. İşte, ancak gereksiz bir çaba. Kabak yani, koyuyorum. Bu beslenme sistemi yapılabilir. Teorik olarak sıkıntı yoktur. Evden bir beslenme
bir menü oluşturulabilir. Evet. Bu pratik değil. Hı-hı. Bir, çok uğraşmana değecek, ekonomik olarak çok büyük bir fark yok. Hı-hı. İki, üçüncüsü, oradaki en büyük tuzak kedi ya da köpeğin senin hazırladığını yemeyecek. Yani daha çok proteine, ete yönelecek. Hı-hı. Bu sefer tek yönlü beslenme ortaya çıkacak. Yani her gün tavuk yiyen, her gün bilmem köfte, et yiyen, hı-hı, bir kedi köpek tablosu ortaya çıkmaya başlayacak. Yani oradaki çabaya çok ben gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hem ekonomik olarak da büyük bir fark yaratmıyor. Burası hazır, bence mantıklı yani. Orman beslemesi yapan arkadaşlar bunu derneklerde daha çok yapıyorlar da o yüzden. Orman beslemesi farklı. Bak ben evdeki kedi, hı-hı, köpek için söylüyorum. Senin evde bir tane kedin var. Evet. Ben mamayla devam edersin, hı-hı, ama sen atıyorum bahçende 20 tane, evet, köpek bakıyorsun. Evet. O zaman iş değişiyor, onun rengi değişiyor. Değişiyor yani. O zaman farklı alternatifler devreye girer. Yok, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani bir sakıncası yok değil mi? Çünkü bazı sebzelerin, bazı ürünlerin hani hayvanlara zararı olabiliyor ya. Bu anlamda soruyorum. Evimde kedim var, kedime Proplan veriyorum. Köpeğime onu veriyorum. Sokaktaki, hı-hı, kedilere de onu veriyorum. Ama ben bir orman beslemesine gideceğim. Ve o orman beslemesinde bizim derneğimizin, atıyorum, bir alanı var, yemek yapabiliyorum. Ben orada işte kabak, pirinç, kemik suyu, kemik eti verdiğim zaman bunun onların sağlığına bir zararı var mı? Bunu anlamayacağım. Şöyle söyleyeyim, ben yani çok bu ayrıntılı bir mesele de aşağı yukarı senin yiyebileceğin bir menü oluşturman lazım. Yani oluşturduğun karışım, ben bunu yiyebilirim diyorsan köpeğe ver. Tamam. Senin yiyemeyeceğin kadar iğrenç, kötü bir karışım yaptın, her şeyi birbirine karıştırdın, onu verme. Yani karışım, ben bunu yerim. Kendi yiyebildiğimi verebiliyorum. Yes. Ama bazı istisnalar olabiliyor mu hocam? Bana mesela tatlı vermeyecek sesini bildiğimiz, evet, çok fazla. Onlara dikkat ediyoruz. Tatlı vermeyip, özellikle tavuk kemiği sıkıntılı verilmesi iyi olur. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Peki bu bahsettiğiniz kuru mamaları verdiğiniz zaman ayrıca vitamin vermenize gerek var mı? Multivitamin şeklinde. Şimdi bu yine değişir. Kedinin veya köpeğin ihtiyacına veteriner zaten muayene ettiğinde, hı-hı, buna ihtiyacı var mı yok mu onu veteriner karar verir. Yani biz kafamıza göre biraz daha vitamin verelim. Ama genel olarak şöyle söyleyebilirim. Evde bir tane kedim var, iyi bir mamayla, kuru mamayla besliyorum. Hı-hı. Dışarıdan takviye çok gerekli yoktur. Hatta bence hiç gerek yok. Evet, iyi mama alıyorsak. Zaten evet, kaliteli, iyi bir mamayla besleniyorum. İhtiyacı olan bütün vitaminli, mineral maddeli, bütün bu karışımlar zaten dengeli olarak mamanın içerisinde var. Dışarıdan ekstra takviyeye gerek yoktur. Aslında bence zararlı da. Zaten biz obeziteyle uğraşıyoruz, çok yoğun beslenmeyle uğraşıyoruz. Bu kadar yoğun besleyip evde hiçbir faaliyette bulunmayan bir kediye dışarıdan bir de vitamin takviyesi yapmak bence çok gereksiz ve saçma. İyi bir mama kullanmak her anlamda bizim için daha akıllıca. Çünkü ayrıca vitamin kullanmıyoruz, ayrıca ekstra bir şeylerle uğraşmıyoruz ve tam sağlıklı bir şey verdiğimizden emin oluyoruz. Evet. Ama ucuz mama verdiğiniz zaman hem vitamin takviyeleri yapma ihtiyacı hissediyoruz hem de zarar veriyoruz. Doğru mu anladınız? Doğrudur. Zaten dışarıdan kediye, köpeğe ilaç yedirmek, içirmek düzenli olarak çok zor zaten. Pratik, hı-hı, bir şey de değil. Bence bunu gıdayla çözmek daha mantıklı. Peki hocam, bu kedi ve köpeklerde çiğ et parazit yapar mı? Çiğ et insanda da parazit yapar. Değil mi? Kedi köpeklerde de yapar. Aşağı yukarı insanlardaki bütün parazitlerin kaynağı hayvanlardır. Hayvansal ürünlerden geçer. Hı-hı. Çiğ hayvansal ürün tüketiyorsa bir canlı parazit alma riski vardır. Hı-hı. Mantıklı yani, değil yani. Sadece kuru mamalarıyla beslenen bir hayvan daha azdır değil mi hocam parazit? Evet, sadece bağırsak sağlığı için. Yani sadece sağlıklı besleniyor, kuru mamayla besleniyor. Dış ortamda çok bağ yoktur. Dışarıdan başka hayvanlarla temas etme. Yoksa zaten parazit de bence saygı daha risklidir dış ortamda olduğu için. Evet. Peki sokak beslenmesi yapan arkadaşların bıraktığı suların içerisine oradaki hayvanlar için eklenebilecek, sizlerden temin edebilecekleri bir multivitamin vesaire var mı hocam? Olmaz. Yani bu olmaz. Şöyle olmaz. Bir kere o suyu içmeyecek kedi ya da köpek. Hı hı. İkincisi bozulacak. Evet. Üçüncüsü yani bu kontrolsüz bir şey olacak. Yani o zaman herkes eline bir poşet, hı hı, vitaminler, ilaçlar alacak. Hı hı.
gezecek sulara bir şeyler karıştıracak. Bu yanlış bir şey. Tehlikeli, yanlış, başka sorunlara yol açacak bir işlem. Hani o kedinin ya da köpeğin buna ihtiyacı var mı, ne kadar var, ne kadar süreyle kullanacaksın, karışımını hangi kedi içecek, bu şey olmaz, yanlış bir şey yani, böyle uygulanamaz. Bir de hocam, daha çok sık gördüğümüz bu sokak beslemelerinde, orman beslemelerinde bu su kaplarının, mama kaplarının temizliği, hijyeni. Yani verilen mama bazen ne kadar sağlıklı olursa olsun o kabın çok pis olması. Çünkü çoklu besleme birçok hayvan aynı yerden su içiyor. Bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor değil mi hocam? Yani bunlar ne tip rahatsızlıklara sebep olabilir? Ya sonuçta evet, orada temizlik, steril ortam oluşturmak önemli ama şimdi ormandaki bu popülasyonu konuşmak lazım. Oradaki popülasyonun kontrol altına alınması, yani bunlar konuşulmadan su kaplarını nasıl yıkayalım diye konuştuğunda çok absürt bir şey konuşmuş oluruz. Yani, bildiğimiz işte haftada 3 kere 4 kere gidip kontrol altına tutuluyor. Ormanı görmeden ağaçla uğraşıyorsun. Yani biz ormanı görmemiz lazım. Ormandaki bu hayvan popülasyonu niye var, nasıl kontrol altına alınabilir? Esas meseleyi çözdüğümüzde su kaplarıyla uğraşmamıza gerek olmaz. Hı-hı. Ama biz oradaki esas meseleden uzaklaşıp sadece su kaplarını nasıl temizleriz diye soru olursa yıkarsın, temizlersin derim yani. İşte onun yıkanıp temizlenmesi bazı hastalıkları engellemek açısından önemli midir? Evet, steril olması, temiz olması hastalıkları önlemesi açısından önemli. Ama sen orada atıyorum ormanda 100 tane köpek var. Hı-hı. Bunların hepsi birbirine hastalık bulaştırıyor. Sen istediğin kadar su kaplarını steril yap, temiz yap. Evet. Bulaşmayı önleyemezsin. Evet. Onun için de diyorum ki o popülasyonun kontrol altına alınması lazım, kayıt altına alınması lazım. Yani ormanda sahipsiz ya da başıboş bir sürünün oluşmaması lazım. Yani bu problem başka bir yere çıkıyor, o daha farklı bir anlam. Evet. Peki hocam, süt zararlı mıdır? Kedi veya köpeklere süt verilebilir mi? Şimdi inek sütü insanda da aslında çok sıkıntılı bir ürün. Laktoz olayından evet, hocam. Evet, kedi köpek de problem yaratır. O da ishal yapacak yani. O vücut kullanamadığı için direkt dışarı atacak. O da ishale yol açacak. Hı-hı. Onun için pek önermeyiz. Yani çok mecbur kalırlarsa sulandırarak verirler. Ama bunun bir esprisi yoktur. Vücut onu kullanmadığı için dışarı atacak. Hı-hı. Verilmesinin bir anlamı yoktur, önemi yoktur. Yani. Evet. Peki kedilere ciğer verilir. Kedi veya köpeklere. Daha önceki konuşmamızda çünkü bahsetmiştiniz, çok kontrol vermek gerekir, yoğun ağır vitamin falan, protein yüksek. Ciğer verilebilir. Pişirin, ciğer verebilirsin. Hı-hı. Ama burada şöyle bir şey var, yani sen evdeki bir kediye Hı-hı. her gün düzenli olarak ciğer pişirip veriyorsan o öyle bir beslenme, kötü bir beslenmedir. Hı-hı. Ama diyelim ki ayda bir ciğer pişirin, verebilirsin, bir Hı-hı. zararı yoktur. Sokakta kediye de pişirip verebilirsin. Ama bunu düzenli olarak devamlı ciğerle beslenen bir kedi ya da köpek illaki beslenmeye bağlı sağlık problemleri yaşayacak. Yani bunu çok düzenli olarak vermemek lazım. Peki hocam. Ayda bir iki sefer verilebilir. Peki hocam. Yavru kedi beslenmesinde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Sokakta gidiyor, yavru bir kedi buldu, alıyor evine, hemen ne yaptın? Sütle işte şırınga verdin, besledin. Yani biz bunu aşağı yukarı her gün yaşıyoruz. Elinde küçük bir yavruyla çıkıp geliyorlar. Hı hı. Biberon, işte kedi sütü standart. Bu biraz ciddi problemler yaratıyor. Çünkü biberona kedi şey değil yani, biberonu kullanamıyor. Hı hı. Biberonun anne memesi aynı işlerde değil. Evet. Dolayısıyla sütün büyük bir kısmını biberonla emerken hı hı. ciğerlerine aspir ediyor, dolduruyor ve solunum yetmezliği ortaya çıkıyor. Bu sefer nefes alamıyor. Hı hı. Yani en çok yavru kedilerde ölüm nedenlerinden biri o. Hani ona sokakta buldu, iyilik yapmak istiyor. Hı hı. Ama o biberonla beslenme bir tuzak, ciğerleri doldurabiliyor sütle. Belki daha yavaş yavaş, daha kontrollü bir süt içirilebilir. Şırınga olabilir mi hocam? Şırınga olabilir, damla olabilir. Kedinin büyüklüğü de önemli. Evet. Kedinin içme potansiyeli de önemli. Yani bazı kediler hiç içmek istemiyor. Bazıları çok düşkün. Hı hı. Bazıları saldırıyor. İşte orada ölçüyü iyi ayarlamak lazım. Çok kontrollü yapmak lazım. Çok zor tabii. Yani bir annenin büyüteceği bir yavruya bir insanın aynı hı hı. özelliği, aynı titizliği göstermesi zor. Hı hı. Anne çok daha
bu işi profesyonelce, bilerek, bilinçli olarak yapıyor. Eğer insan devreye giriyorsa, anneye muhtaç bir yavru kedi çok risk altında demektir. Yani aşağı yukarı %60-70'i bir şekilde bu problemlerden dolayı ölüyor. Yani hocam o zaman şöyle söyleyebiliriz, yavru kedi bulunduğu zaman eğer daha önceden bir tecrübesi yoksa, bir veteriner hekimle konuyu hani bilgilendirilmediyse direkt gitmesi ve zaten tüp dozları o veteriner hekimlerde bulunuyor değil mi? Pek çoklar yani, satıyor yok. Satıyor mu? Tabii. Pek çoklar mı? Pek çoklarda süt tozları var, biberonlar var. Ya şimdi biz anlatıyoruz tabii de bizim anlattıklarımız pratikte evde tam uygulanmıyor. Çok veterineri çok böyle can kulağıyla dinlediklerini ben hissetmiyorum. Ama hayatı riskler anlatıyorsunuz. Anlatıyorsun ama eve gidip o bildiği gibi yapıyor. Bir hafta 10 gün sonra hocam bu başta çok yiyordu ama artık yememeye başladı. Evet. Bakıyorsun ciğerler dinliyorsun. Ciğerler tıkanmış. Evet. Sütü bir kısmını akciğerler aspire etmiş, doldurmuş. Çok çok önemli diyorsunuz yani yavru kedi beslenmesi. O zaman hayati bir risk aynı zamanda doğru yapılmazsa. Yes, aynen öyle. Mamanın yani aslında yapılabilirsen kliniklerde bu hizmet belki alınabilir. Veya veterinerle çok ciddi temas halinde ve onun söylediklerine uyarak olayı çözmeye çalışırlarsa o kediyi yaşatır. Ama kendi bildiği yöntemle ya da işte komşusundan, pet shop'tan aldığı derme çatma bilgilerle olaya yaklaşırsa kediyi kaybetme ihtimali %70. Evet ve bir diğer şey yapılan sık hata da sanıyorum şey değil mi? Sulandırılmış süt verilmesi. Hani sizin bahsettiğiniz sulandırılmış süt tozu. Yetişkinde problem yarattığına göre düşün yani yavru için çok daha büyük risk. Yani insan bile aşağı yukarı herhalde bir 7-8 ay, 1 yaşına kadar inek sütü almıyor. Evet doğru. Yani orası önemli. Tamam çok teşekkürler. Veteriner hekim Ali Orhan'a bize ayırdığı zaman ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta röportajımızın ikinci programımızın üçüncü bölümüyle tekrar karşınızda olmak isteriz. Bunun için kanalımıza abone olmayı, bildirim çanlarını açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun.